Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu ara biliyorsunuz The Division 2'nin videoları gelmeye devam ediyor. Oyundan çok etkilendim. Yanımda gezen oyuncu Mete var. Mete kanka hoş geldin. Hoş bulduk kankacığım, ne haber? İyidir, senden ne haber? Yine böyle çok şıksın ha, sarılı silahlar falan, şapkanla da uyumlu olmuş silahın. Kanka yani senin kadar olmasın. Sen bordo bereli takılıyorum ben ya. Çakma Amerikan askeri. Arkadaşlar oyunun yine bayağı yüksek seviyelerinden bir tanesi olan, yani benim de daha önce oynayıp çok keyif aldığım bir göreve giriyoruz şimdi. Hatta ben kendim evet. için yaparken bu görevi, ulan dedim keşke videoya alsaydım. Hakikaten çok keyifli, güzel bir görevmiş dedim. Şimdi Mete için yapıyoruz. Mete'nin dünyasına geçtim. Server'ına katıldım. Mete'nin Hı-hı. görevlerini yapıyorum ve sizle paylaşmak istedim burayı. Güzel bir görev olacak çünkü. Bu arada kanka şeyden de bahset bu arada. Special Forces, yani kendime de has skill'lerimiz var. Yani ben bombacı, sen de Aynen. sniper'cı olarak geçiyorsun. Doğru söyledin, onu iyi hatırlattın. Onu göstereyim arkadaşlar. 30 level olup sniper ve oynası. Stronghold görevini yaptıktan sonra burayı bir boşalttan ki burası patlayacak. Şimdi orayı göstereyim. 30 level olduktan sonra bir tane Stronghold görevi yapıyorsunuz ve White House'a, Beyaz Saray'da size şöyle bir seçenek sunuyor. Ben bu silahı seçtim. Mete'de de roket bomba atar var. Küçük bir böyle bomba atar var. Bir de crossbow var ama ben daha çok sniper'ı sevdiğim için, bakın şöyle bir etkisi var. Mesela ele alırken nasıl bir şey oluyor bakın. Böyle bir efekt geliyor. Gibi. Ve bayağı yüksek sağlam hasar çıkartıyor. Onu da şimdi göreceğiz. Onun boyu benim boyumdan yüksek ya. Abi, oo kanka. Bu bölüm çok güzel acayip ya. Acayip bir şey. Karakterim bayağı artık kuvvetlendi. Pataküte çok fazla korkmadan dalıyorum arkadaşlar. Ama yine de fazla atar göte batar. Onu da hatırlatmak isterim. Bakın artık şöyle robotlar falan bizi takip ediyor. Bunlar tek atıyor kanka. Bakın Allah. Şuna şimdi bir tane sniper'la koyayım. Direkt tek diyor gördüğünüz gibi. Boss'u direkt tek diyor yani. Mesela şu. Şunu direkt tekleyebilirdim sniper'la. Kaldır kafayı. Ben de tekleyemiyorum da ben genelde 15-20 mermi. Kaçtı bir anda. Güzel. What? Kankam senin attığın mermi burnumun ucundan geçti biliyor musun? Anlamadım zaten, adama gitmedi kanki ilginç bir şekilde. Şimdi bu silahın arkadaşlar 9 tane toplamda mermisi oluyor. O yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Daha çok hardcore bosslar geldiğinde sarı, onlara kullanacağız. Ya bunlardan gerçi toplayabiliyoruz. Hani çok problem olmuyor. Oyunda tier 1, tier 2, tier... Oğlum bu ne lan? Fazla taktı taklara. Ha, oyunda arkadaşlar şöyle bir şey var. 30 level olup bitirdikten sonra ilk tier 1 oluyorsunuz. Sonra tier 5'e kadar kasmanız gerekiyor. Tier 5'e kadar kasmanız için de Stronghold görevlerini bitirmeniz lazım. Bu Stronghold görevleri de aynen bayağı bir zor oluyor. Yani 3-4 tane görevi bir anda yaptığınızı düşünün. Uzun sürüyor görevler. Zorluyor. Arkadaşlarınızla beraber girmeniz daha böyle bitirilmesi kolay hale getiriyor Stronghold görevlerini. Ben tek başıma oynadım tabii, yani ben solo manyak gibi solo Stronghold. Hatta bir önceki videomu hatırlayacaksınız. Solo Stronghold göreviydi. Çok fazla yapmıyor insanlar bunu. Ben biraz seviyorum zorluğu. Fazla zorluğu. Evet. Şimdi ve bakın şu anda Mete'nin dünyasındayız. Mete'yi de World Tier 4 yaptık. Zaten 5 son. Ben 5'teyim. Mete 4'te. Bu görevi bitirdikten sonra Mete'de World Tier 5 olacak. Amacımız o. Evet. Şimdi şuraya bir dalalım kanka. Nasıl dalalım? Sniper'la dalalım. Hop. Attım, gördün mü şeyi? Hop. Saldır oğlum. Saldır, hücum. Bizim buraya bak, bizim şey ne yapmış. Ya? Kanka dikkat bozuyor ya. Boş yapıyor sanki biraz. Ha. Yakınımıza adam mı geldi? Yok. Sen mübarek ettin kendilerin ya. Kanka headshot seviyorum ya. Şimdi bir de oyunda perkler var arkadaşlar. Bu perkler
istediğiniz oyun şekline göre şekillendiriyorsunuz karakteri. Hani ben sniper'ı seviyorum. Headshot'ta bonus damage var. Dolayısıyla attığım düşüyor şu anda. Yani ağırlıklı olarak headshot attığım zaman genelde düşüyorlar. Perk dediğim karakterlerin pasif özellikleri. Her bir level aldığınızda puan karşılığı karakterinizi geliştiriyorsunuz seçerek. Onu da gösteririm ya, vaktimiz olur. Vallahi iki şarjör boss attım ya. Şurada bir tane sarı boss var. Ona hemen özel sniper'ımla vuracağım. Tek de alacağımı düşünüyorum onu. Bakayım. Aynen böyle. Oha! Yuvarlı be. Adamla tarıyorum ölmüyor. Sen bir vur. Tabi kanki. Ya şu inanılmaz bir silah bu. Baksana gelişi bile heybetli zaten. Bu şey silah neydi ya? Egzotik miydi neydi lan? Kanka bu egzotik. Aynen egzotik diye geçiyor. Egzotik diye geçiyor herhalde. Evet, egzotik silah. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Bakalım ismine bakalım. Vallahi egzotik diye geçmiyormuş. Çok egzentrik bir silah. Ha şu. Yok bu da değil. Lan bir tane silahım vardı arkadaşlar. Ben oyunu DLC ile satın aldım. Bana bir tane de silah veriyordu. Silah özel bir silah. Ama inventory almamışım. Heh. Şuradaki sarı şeyi vuracağız arkadaşlar. Meta kanki bak şu sarı şey makineyi iptal ediyor. Bizde lazer tutan bir makine vardı ya. Onu iptal ediyor. Güç kaynağını yemiş oluyoruz. Vallahi arkadaşlar bizim ekip bu oyunu oynamıyor. Hani Buraklar falan oynamıyorlar. Mete ile beraber takılıyoruz biz. Mete sevdi o oyunu. O yüzden videolar Mete ile geliyor. Diğerleri çünkü biliyorum yorumlarda yazıyorsunuz, yazacaksınız yine. Onlar oynamadıkları için birlikte çekemiyoruz, bilginiz olsun. Onların da tabii sevdiği diğer başka oyunlar var. Herkes tabii onlar da takılıyorlar. Ben mesela bir insan bu oyunu nasıl beğenmez? Ben o kısımda çok soru işaretleri yaşayan bir adamım. Kızı şimdi sizin içinizden de izleyip bu oyunu sevmeyenler varsa kusura bakmayın arkadaşlar, sizi anlayamıyorum. Aynen. Evde kalmışlar. Yani bilmiyorum ya. Bir insanın şu oyunu sevmemesi için nasıl bir sebebi olabilir diye düşünüyorum. Belki vardır tabii kendince ama sanırım benim için geçerli sebepler değil. Bakın helikopterleri patlatacağız. Hoppa. Bu oyunu çok sevmedim. Niye? Çünkü çok pahalı. Kanka bizim ülkemizde pahalı ya. Yoksa ya aslında ya. 60 dolar yani. Abi ben bu oyunu sevmedim ya. Niye bunu? Abi çok pahalı ya. Oyunların hepsinin fiyatı öyle artık. Yani sadece yok, bu hani pahalı değil. Sen onlar için adına konuşuyorsun. Hani oyunun şeyi hakkında yorum yapmıyor. Allah. Oyunun fiyatıyla değerlendiriliyor. Aynen. Lan oğlum bazen yapay zeka arkadaşlar gerçekten çok salakça hareket ediyor. Ve ya, kestiremiyorsunuz yani. Bir anda pat ani dönüşler falan yapıyorlar bunlar. Şunu bildirelim. Adamların artık makinalarına falan bakın ya Allah aşkına. Ya şu altta bir tane şey var. Oraya vuramıyorum abi. Patlayıcı var. Bakın patlayıcıya vurmak yerine mermiler helikoptere gidiyor. Öyle bir sıkıntısı var şu an. Orada görünmeyen bir helikopter parçası uzuvu. Hoppa. Hoppa. Göster. Al. Bat. Uy. Harika olacak onu önce. Al. Allah ben aldım. Ben aldım kanki la. Al. Tabi. Hatta al dedim vururken. Aha şunu da ben aldım. Nereye vuruyor? Allah! Yukarıdaki adam. Allah! Bakın ayı olayı geldi. Buna hemen. Kanka onu bir vursana. Hemen alayalım. 339k vuruyorum. Hala zırhı duruyor. Bu içlerinde en güçlü olan şey. Bak, üçüncüyü vurdum. Üçte öldü. Yine iyi öldürdü ya. Evet. Daha hadi buradan gelmeye devam ediyorlar bakın. Hayırlısı bayi. Hop bir. Hop. Aa.
VTF. Al. Oo, bu sefer teklemedi. Adamı var ya, headshot attım ama teklemedi. Öl oğlum, öl diye oğlum. Öl oğlum. Şuradan helikopteri şöyle sıkarsak ne olur acaba? Aa, helikopter patlayacak. Aynen aynen, helikopteri patlatmak. Altında bir tane şey var kanki. Kanka bana niye demiyorsun ya? Tank var, ona sıkıyorum. Kırmızı ama ona gitmiyor mermiler var. Nice. Bombayı salladım. Harbiden ha. Arkadaşlar metede de şey var işte. Granite launcher. Bir koydu direkt GG. Kanka izle sağ izle. Bakıyor mu bak elinde tuttuğu şey. Bak burada ne var? Uuuum. Acayip. Ama mermileri tabi limitli. 6 tane aynen. Mermi var, başka yok. Nereden sıkıyor bu adam ya? Şimdi arkadaşlar şu sarılar oyunun en iyi itemleri. Aynı zamanda turuncular var bakın ileride. O da benim mermim. Egzotik silahımın mermisi. Öyle söyleyeyim. Bu arada silah egzotik olmayabilir ya sniper. İsmi farklı geçiyor çünkü. Size egzotik silahı da göstereceğim şeyden sonra, şu görevden sonra. Bir beyaz saraya gideriz, orada gösteririm. İsmi geçip duruyor çünkü belki merak edeniniz olabilir. Bu görev çok keyifli ya, değil mi Mete kanki? Evet kankam ya. İnanılmaz bir şey. Güzel görev abi. Ya bölüm tasarımları falan da çok güzel bu oyunun. Oyun çok dolu. Abi en basitinden oyun dolu bir oyun yani. Ne diyor işte main gate araya. Ana kapı girişini araştır diyor, şurası herhalde. Hemen sağımızda kankam. Aynen şimdi geldi. Dikkat etmemişim, şurasıymış. Şuradan girelim abi. Karakteriniz güçlendikçe hakikaten, yani level atladıkça kendinize ekstra bir özgüven geliyor. Adamların içine battal gazi gibi dalıyorsunuz da. Bak disable defenses diyor mesela. Şimdi onları bir yok edeceğiz. Ama tabii çok güvenmemek de geliyor. Güvenmemek daha iyi. Yürü oğlum. Bir tane tromalı geliyor, tromalı. Aynen. Aha! Kankam! Bu ne lan? Kanka bir o... Bir lazer var. Aynen, lazerlere dikkat. Onların altında bir tane sarı şey oluyor. Kutusu oluyor. Kutuyu sadece vurarak öldürebiliyorsun bunları. Bilgin olsun. O yüzden dikkatli git. Ben şimdi orayı şuradan temizleyeceğim. Orada bir tane lazer var, onu bir temizleyeyim hemen. Daha önce yaptığım için biliyorum ben. Yoksa ben bayağı uğraşmıştım buraya kanki. Tamam, sen onu temizle ya. Tamam, bana soldakini temizledim. Şimdi bir tane daha olacak ama. Öl lan. Şunu al. Şimdi kanka. Aha. Gördüm. Bu lazerde bir şey olmuyor ya. Ben şimdi halledeceğim. Lazere sıkmayacaksın. Lazerin yanında bir tane kutu oluyor. Bak aldım onu da. Anladım. Sen şöyle bir havayı bulayım. Bir tane kaldı kanki. Onu da... Tamam gitti. Güzel. Abi, tane lazer abi. Bitti mi ki? Lazer bitti. Oo, güzel güzel. Lazeri bitirmişiz. Nice. Şimdi burayı savunacağız arkadaşlar. Sağdan soldan gelecekler. İlk başta soldan gelecekler. Ben şunu bir açayım, aktifleştireyim. Bu arada gördüm Mete kanki, görevi başlatıyorum. Ha başlatıyorum. Gulu gulu yapsınlar bir de, gel. Gulu gulu çok önemli bir şey. Şunu şuraya bir atayım. Nereye atayım? Şuraya atayım abi. Şuradan gelmeye çalışırlarsa orada kalsın. Ben de yukarıdan ben de... oynayayım. Allah arkamızda. Ulan altıma sıçtım, bunlar bizdenmiş. Ha yok yok, bizim adamlar. Şimdi burada sağlam bir çatışma olacak, biraz uzun bir çatışma olacak. Ulan ben nerede kaldım? Geliyorlar. Soldan gelecekler kanki. Senin... Bak gelmeye başladı adamlar. İlk wave buradan. Apoo! Ana baba yürü kaç. Kaç 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 kaç. Ben sniper'ı çeker şimdi bunlara vururum ya. Allah.
Nerede başka? Şurada mı? Ya bizim adam bu. Şimdi de sağ taraftan gelecekler. Şu an şu adamı koruyoruz biz. Bu da düştü. Aha aha, ne yapıyorlar ha bunlar? Tabi tabi, şimdi sağdan da gelmeye devam edecekler, orası da bayağı bir zorlayacak. Allah, içeri girdiler. Nereden girdi bunlar? Yara geldiler lan içeri. Sağ taraftan gelmeye başlamışlar. Ben orayı kaçırdım herhalde. Hemen şuraya ben yöneleyim. Alın ulan. Senin o tarafa geliyor. Aaa, sağdan da geliyor değil. Aha, dedim ya sağ taraftan da geliyor diye. Ben. Aa, alttan geliyor bak bu seferde. Ama benim... Kanka benim drone bitmiyor lan. Allah Allah. Onu ben sonlandırayım. 25 saniye. Benim şu anda 25 saniyede bir geliyor eğer ben sonlandırırsam. 25 saniyede bir drone'um geliyor arkadaşlar. O yüzden düşmanların öldürmesinden ziyade kendim sonlandırmaya çalışıyorum. Bakıyorum canını takip ediyorum ya da süresini. Baktım bitti bitecek. Hemen patlatıyorum. O sayede 25 saniye sonra tekrar açabiliyorum. Nerede lan bu adam? Selamünaleyküm. Böyle koşan adamın alnının çatına vururum arkadaşlar. Sniper biliyorsunuz benden sorulur. Bombacımı almadım bu sefer. Şuraya bakayım. Evet, silahları da fulledik, devam ediyoruz. Stronghold görevleri uzun sürebiliyor bu arada. Yani bir önceki attığım video 38 dakika mı 40 dakika mı neydi arkadaşlar? O yüzden bu videolarda çay içeriz, çorbayı hazırlayın gelin. Aynen aynen, çay mı çorba mı al gel. Mesela şu anda bu uyarıyı dinliyorsan videoyu durdur. 2 dakika gidip al çerezini, çayını, çekirdeğini. Oturup güzel bir oyun deneyimi benimle beraber izleyin, paylaşın, görün, arkadaşlarınıza da tavsiye edin. İyi, güzel oyun ha. Manyak bir oyun. Yani ben Tuna kankamı 5 gündür bir oyundan çıkmadığını ilk defa görüyorum. Ya harbiden ya. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hani açık konuşmak gerekirse bilmiyordum mevzuyu. Instagram'da gezinirken bir tane bir şey buldum, sayfa buldum. Uygun fiyata oyun satıyor filan. Ve The Division'ı ben 70 TL'ye aldım. Ondan sonra bir baktım ki bana oyun değil, hesap geldi. Uplay hesabı. Sonra dedim ki ulan bu çalıntı falan olabilir. Bir kıllandım. Şimdi dedim ben bundan oynayacağım. 30 level'e kadar kasacağım edeceğim. Oyunu da sevdim. 30 level'den sonra hesap pat diye giderse falan o kadar emek gider. Hem de artı çalıntı hesap kullanmış oluruz diye düşündüm. Evet. Ondan sonra arkadaşlar o hesabı bıraktım. Ki o hesapta deli gibi oynadım yani. Başından kalkmıyordum. Aynen. Saatlerimi gömdüm. 30 level'e ulaştırdım karakteri. Ondan sonra dedim ki ya Mete dedim biz bu oyunu oynarız. Yani 30 level'den sonra da yapacak şeyler buluruz. Oynarız evet. Biz bu oyunu. O yüzden hiç risk almaya gerek. Season Pass. Aynen, Season Pass falan da almayı düşünüyorum. Hani o yüzden dedim hiç risk almayayım. Bayılalım, parayı alalım. Ben bu oyunu 210 liraya Bursa GB'den aldım. Üstüne 25 lirada DLC'sini aldım. Egzotik silah geldi işte. Yani 237 öyle. Lan 70 lirada öyle. 340 liraya gelmiş bana oyun. Vallahi. Yani işin aslı çok vakit geçiriyorum ya ben hani. Bu oyun çok efsane bir oyun. Oynanması çok güzel ya. Abi ikinci kez bir karakteri 30 level'e katıyorum bütün ya. Mesela oyunda ayrıcalıklar ne? Ondan bahsedeyim. Silahlar oynanmamız lazım. Üniforma olsun. Karakterle etkileşim olsun. Karakteri yönetebilme opsiyonu oyun olarak, akıyor opsiyonu. Abi. Yani takla atmasından tut bak. Tabii animasyonlar falan. Animasyonlar falan harika yani. Artı grafik ayrı bir efsane. Tabii ya, grafikleri güzel, animasyonları güzel, oyun içeriği dolu. Mission'lar iyi. Oyun görevler bitmiyor aynen.
Bak görevler zevkli. Arka planda çaldıkları müzikler güzel. Aha security. Arkadan geliyorlar lan. Kanka bu ne lan? Ha onu kapatacağız. Bir de petrol. Bir de petrol. Onu bana bırak lan. Tamam kanka muhtemelde. Şuna ben çalışayım. Ana. Öbür bitti. Tarafa dolanacak. Gerçekten sendeymiş lan. Sana kaldı. Birazcık göster bu kafayı. Aynen öyle. Abi nasıl gitmedi o ya? Abo patronları geliyor. Lan. Nerede? Hah bakın arkadaşlar buna çalışmak lazım işte. Bakın arkadaşlar hem drone'umu açtım hem de otomatik makinalı silahımı açtım. Of. Direkt 3 vuruşta alıyormuş abi onu gördüm. Ya bu elimdeki çok epik bir silah ya. Oha. Bu arada şunu almam lazım benim hemen. Nice. Aha burada. Şuradan biri konuştu gibi geldi. Bak karşı tarafta doktor var. Doktoru öldürmen lazım. İyileştiriyor diyeyim. Bak aha gidiyor orada. Sen onu öldür. Ben de konvoyu patlatıyorum şu an. Tamam patladı konvoy. Aha diğer Deus geldi. Evet evet. Hemen ona da çalışayım. Al bakayım sen. Oha tek attım. Tek attım lan. Acaba silah mı ısınıyor ya? Yok bence hani şeydi ya. Healer kaldırdı onu. Kalkan şeye vurdum ben tekrar herhalde. Bazen öyle olabiliyor arkadaşlar. Ölen adamları healerları var. Geliyor kaldırıyor yapay zeka. Sanırım öyle bir şeydi. Yoksa tek atmıyor yani ondan eminim. Evet. Ya armoru var o yüzden tek atamıyor. Aynen. Armor'da iki mermi de patlıyor. Çünkü armor candan daha değerli. Şimdi yukarı sinyal atacaktık. Nerede abi? Aşağıda mı atıyor? Yani burada atıyor yani. Ya buraya bizim müttefik delikanlıları çağırıyoruz. Böyle iki tane daha yapacağız. Şunu da alalım. Oyunun en son görevi arkadaşlar bu. Evet, 30 level yani sonrası benim, bakın şeyi karıştırmayın. Hikayede aynen. Hikayede 30 level olduktan sonra son görev yapıyorsunuz ama 30 level olunca son görev yapıyorsunuz ama bir de 30 level olduktan sonra Stronghold görevleri açılıyor. Ekstra böyle zorlu görevler. Bu Stronghold görevlerinin en sonuncusu. Evet. Yani bu benim görevimin en sonuncu görevi. Aynen. Fakat bundan sonra ne oluyor kanka? Bundan sonra raidler başlıyor işte. PvP'ler başlıyor. Tamam raid mesela ne? Ya raid dungeon'ların yani böyle girilen yerlerin daha zor olanları. Yani bildiğiniz yine görevlere gidiyorsunuz ama görevler bu sefer 8 tane arkadaşınızla ister klana girin. Klanla gidin 8 kişilik evet. Görev olarak. Çünkü çok çok zor görevler ve çok inanılmaz silahlar zor. Kesinlikle. Şuradan çalışalım arkadaşlar. Bu da oyunu daha etkili kılıyor. Yani demeyin ki ya işte ben bu oyunu satın aldım. Mission'lar işte 2-3 günde bitti. 5 para etmez bir oyun demeyin. Çünkü asıl oyun bittikten sonra başlıyor. Yani 30 evvelden sonra başlıyor oyun. Evet. Yani daha iyi silahlar düşürmek için giriyorsunuz buralara arkadaşlar. O raidlere. Hani nadir bulunan itemler falan oluyor. Düşme şansı düşük olan itemler oluyor. Takım arkadaşlarınızla beraber giriyorsunuz. Herkese düşmüyor bu arada yani. Drop rate oranı kime düşerse. Ya da kendi aralarında paylaşıyorlar işte takımdan. Hani sen al. Falan gibi. Hop. Ben oyunun sesini birazcık arttırabilirim bu arada. Çok düşük olduğunu düşünüyorum. Birazcık size daha fazla ses vereyim desem. Yo, iyiymiş. Allah Allah, niye bana geldi acaba? Her neyse. Belki de iyi geliyordur ya yayına. Geçen çektiğim videoda nedense ses kayması olmuş onu anlayamadım ya. Yani şey kısmında montaj yaparken herhangi bir sorun yoktu. Paketleme sırasında çıkmış herhalde sorun. AK'de sağlam vuruyor ya.
silahlara suppresör takarak oynamaya bayılıyorum. O kadar güzel bir hissiyat oluyor ki ses olarak. O çok hoşuma gidiyor. Evet, orada bir tane delikanlı var. Yine boss, mini boss. Şunu kafaya bir alayım ben. Oğlum nereye gitti o mermi mesela ya? Kaldır bakayım kafayı. Lan tam... Ha. 405k vuruyor abi. Oha. Alarm seviyesi 2 oldu herhalde bunların. Şey mi geldi? Aa, sen mi aldın onu? He, aldım. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şöyle ağır tarmalılar var arkadaşlar. Başına oturduğunuz zaman hakikaten terörist giriyorsunuz yani. Sanki makine ısınacak ama. He, kabartıyor. Güzel. Lan örümcekler bile bırakmadı beni ya. Mikrofonla tırmanıyor, iniyor, tırmanıyor. Hakkı ağzı ne burnuna koydu hemen. Beni çıldırtma ya. Örümcek her yere geliyorsun. Kalk git. Abi. Ben de oyunda örümcek arıyorum. Allah Allah diyorum, ne örümceği. Kanka yok, mikrofonun üstünde geliyor değil. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Kanka şey geliyor. Öldürmek de istemiyorum geliyor. Ya hayvansın. Hemen sniper'a geçelim. Sen şu kafayı al bakayım. Sen bu kafaya bakayım. Şunu da bayağı bir canını yiyelim. Bu arada arkadaşlar ya, ben neden önden gidiyorum onu öncelikle. Ben çok ağır armor, yani zırhlı olduğum için aynen, yakın dövüşçü olarak geçiyorum ben. Yani o yüzden yakın oynuyorum. Bura, Tuna kankam arkada kalıyor. Ya tank sınıfı oynuyor arkadaşlar. Tank. Can seviyesi ve armor seviyesi yüksek. Bu sayede yüksek savaşların ön safhasında yer alıp agroyu üstünde tutar. Agrodan kastımız aynen, yapay zeka. Aynen. Gerizekalıları ben topluyorum. Ne kadar gerizekalı varsa hepsini topluyor. Başına biz de patır kütür vuruyoruz. Ana. Bum. Allah Allah. Patladı niye? Ne oldu? Ne verdi? Ya aynı dandik şeyler. Şurada bir şunu da yok edelim. Bunu eğer yok etmeseydik arkadaşlar drone muron kullanamıyorduk. Evet. Bu arada buraya yani, yine bizim elaytları çağıralım. Burası da tamam. Şimdi son bölümde Meta kanki füzeler olacak. O füzelerin yine arkasında depolar oluyor. Onları vurup patlatıyoruz. Çok harika. O zaman çok iyi. Son görev olarak hazır mısın? Şu an son şeyindeyiz, kısmındayız. Bu arada bu biz şu an bir adadayız. Demeyeyim de. Yine bir karaya bağlı bir ada gibi bir yer. Aynen. Bu arada kayıt devam ediyor mu ya? Ediyormuş. Evet, Division helikopter. That helicopter took out the turbines. We're fucking stranded. Wyvern, you need to exfil on foot right fucking now. We need those goddamn antivirals. You want me to run away? I thought you. Pardon arkadaşlar, arada öksürüyorum da. This is an order, Wyvern. Wyvern, do you copy? Get on board that hovercraft and secure the rest of the antivirals. Görsellik falan çok iyi, baksanıza ya. Gayet güzel yani. Özellikle şu harita hakikaten çok dolu abi. Ben biraz yürek yemiş gibi daldım aralarına ama. Silahları kontrolü bazen zor olabiliyor bu arada, onu da söyleyeyim. Heh, içeri gireceğiz kanka. Şey diyor, güvenlik altına al diyor. Hmm, hovercraft'ın içinden geçiyor. Oha. Bak şimdi benim drone'um gider yer abi. Adam ulan. Bak gitti öldürdü. Şimdi gel şunu öldür. İki tane drone boğalıyor peşine. Vallahi iki tane drone'u saldık. Drone'ları upgrade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mod takıyorsunuz falan.
Yani sahide gerçekten daha çok can sıkabiliyor yani dronlar. Şöyle toplayalım itemleri, satacağız yani çok. Göster bakayım. Ben de ölmüş adama vuruyorum ya. O da boss'tu bu arada, küçük bir boss'tu. Şuradan çıkalım oraya hemen. Çok fazla item düşüyor ya. Güzel güzel abi, düşsün. Bol bol item düşsün. Ben bir klana dahil oldum arkadaşlar. Turkish Navy klan diye. Sağ olsun arkadaşlar, bayağı ilgilendiler. Canlı yayınıma gelen bir arkadaş oraya mensupmuş. O yüzden o dedi abi gel falan. Girdik ve sağ olsunlar benim karakteri 500 level'e ulaştırdılar direkt. Evet. Ben tier 1'de takılırken arkadaşlar beni tier 5'te bir göreve soktular ve oradan düşen itemleri taktım. Karakter inanılmaz güçlü bir hale geldi. Heyvan oldu heyvan. Öyle artıları da var. Turkish Navy Clan. N-A-V-Y Clan. Kanka bak benim kafama bak gözüküyordur. N-V-Y. Aynen N-V-Y diye bu kısaltması. Bu arada evet, ne yapıyoruz şimdi? Şuradan devam edelim. Kanka aşağı ineceğiz buradan. Aynen buradan buradan. Gel gel aşağı değil. Hadi bak. Hadi bakayım. Evet. Kanka sen sol tarafı, ben sağ tarafı alırız, tamam mı şimdi? Tamam kanka. Ben sağ tarafa geçerim. Roket launcher'lara arkasında bir iki tarafında ben, bir arkasında bir ön tarafında. Ha ben nereye? Şey ileride sağ. İleride şimdi değil. İleride ben sana göstereceğim. Gidelim oraya bir. Şu drone'ları bu arada kapatayım. Bunlarda bayağı süresi varmış. Tabii tabii çok uzadı artık değil mi? Fazla kalıyor. He bayağı fazla kalıyor. Bundan önce hızlı bitiyordu arkadaşlar. Evet mevzu başlıyor. Bak bu eleman oyunun son boss'u işte önümüzde. Gel bak camdan dışarı bak. Bu mu? Vay oğlum. En son boss'u bu. Bunu nasıl? Buna vurulamıyor. Evet niye? En son bununla kapacağız. Şu, ya o bir yere kadar kaçıyor ondan sonra. Kanka bak. Şey başladı görüyor musun? Patlatacağımız şeyler ortada. Birini patlattım ben. Şimdi diğerine de şuradan çakayım. O da gitti. Herifler gelmeden hızlı hızlı şuraları ben sen bir harcayayım. Sen patlat da ben şey aynen. Sen onları patlat da ben burada adamları koyarım. Okey. Şimdi launcher kısmına geldi olan. Oo, bir sağlam vurdu bana bu arada. Yoğun olun sen. Hemen bakalım. Bu arada şu armor'umu fullleyeceğim. Risk almak istemiyorum. Oyun zaten son bölümü. Benim drone var ya adamın içinden geçiyor yemin ediyorum. Bana patlattı lan benim drone'umu. Bak adamlar geldi kanka. Göremedim bir an ya. Bak hala göremiyorum. Ben de göremiyorum. Aha, bak 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 aptal aptal hareket ediyor bak görüyor musun? Allah. Bunu hemen şununla vurmamız lazım. Kanka vur. Sen de. Tamam bir tane daha vurduğun zaman düşecek o. Vur kanka. Düşmedi lan. Ha şimdi düştü. Heh, bak kanka şey açıldı gördün mü? Senin önünde bir tane şeye vur. Ha onu mu vuracağız? Aynen aynen kanka. Zamanı var çünkü bu görevin. Hızlı hızlı yapman lazım. Arkasında bir yeri var. Tamam güzel. Bir de onun ön tarafında var bak. Önün tarafında da bir yer olacak. Tam vurduğun yerin tam aksine öbür tarafında. Yine aynı şekilde patlatman gereken bir yeri var.
O zaman gidiyorum oraya. Aynen. Sen onu yaptıktan sonra ben de bunu yapacağım. Hı hı. Evet, arkadaymış. Ben hallediyorum kanka. Hallettim. Şimdi sıra buna gelecek herhalde, ya da şurada bir tane var. Hah, geldi bakalım. Niye bu ne abi? Uyanın. Bakar mısın? İmune ne ya? Kankam işlemiyor değil şu an. Aynen ya. Bir sürü bomba yağdırdım. Kanki yine senin orası. Aha artık yiyor. Adamı ben bayağı vurdum. Tamam, burası bende. Neresine sıkıyorum ya? Ha. Kanki belli de yerleri. Tamam, aynen öldüm. Bir de yanında var. Yani neresine kaçtım şimdi? Niye göremiyorum? Ya bir ölün ya. Şu küçükler de bazen gerçekten çok can sıkabiliyor arkadaşlar. Göremiyorum ki abi. Aynen. Yine öbür tarafında mı kaldım? Aa, yukarıda ya, pardon, şurayı görmüyorum. Oo. Şuraya bir harcayalım. Altında, altında kalmış. Şunda mermi var mı? Bir tane var. İyi kullanalım abi onu da. Abi dur yerinde bir ya. Allah Allah. Baba hareket etme şekline bak. Bak 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 bak. Abi mala bağlıyor oyun işte böyle olduğunu. Deli oluyorum ya. Tutun, tutun. Nerede o değil? Gönderdim bak benim oğlanı. Video vuruyor şu an ona. Bak bak, o ne oğlum? O ne kadar hızlı hareket ediyor? Aba, o bana geldi. Uy, uu, bana bir koydu ama. Vallahi gittim bu. Allah seni. Moko, o bana bir koydu ama kanka. Kanka bana. Benim şu an bak şey onu yiyor. Vallahi drone'um onu öldürecek. Öldürdü lan drone'um onu. Vallahi drone'um. Drone'um yedi onu ya. Çok hızlı hareket ediyor lavuk. Oha, ne item düştü lan bunlar. Uy. Bir bak ya. Bu arada arkadaşlar, itemlere hemen bakmayın. Görev tamamlayın, ondan sonra alın itemleri de kalıyor. Ben de gidip şunu alayım. Evet. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı göreve. Bir tur daha yaptıracak diye hatırlıyorum sanki bu olayı. Yoksa bitti mi? Ha yok, bitti arkadaşlar, aynen. Şuraya gelin ve Elias'ı çağır diyor. Bam! Tier 5. Bakın şu an o ekrana Tier 5 çıktı, bu Mete için. Mete de sonunda Tier 5 oldu. Evet. Mete kankam, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim kanka. Bak, Capitol Building Stronghold'un unlocked oldu. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama videonun ortasında bahsettiğim şeylerden bahsettiğim şeyleri göstereyim size. Hemen bir Beyaz Saray'a gidelim arkadaşlar.
şöyle X'e basılı tutarak fast travel, hızlı yolculuk gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem perkleri göstereceğim size, hem special weapon olayını göstereyim, hem de egzotik silah göstereceğim. Zaten hepsi aynı yerde. Şimdi 30 level olduktan ve Stronghold açtıktan sonra Meta kankam, kendi sesimi duyuyorum. Şöyle bir şey açılıyor. Şurada bir şey açılıyor arkadaşlar. Bu arada şunun bitmesini bekleyeyim. Evet. Harika. Tam bir şey anlatıyordum. Bekleyelim bakalım. Bu ne oğlum? Beni nereye attı bu? Ya arkadaş, beni niye buraya attın sen tekrar? İlginç. Neyse, dönelim biz yine Beyaz Saray'a. Bu Beyaz Saray'ı da upgrade etmeniz gerekiyor. Görev yaptıkça falan bu içerideki Beyaz Saray'ın içindeki şeyleri de upgrade ediyorsunuz, yükseltiyorsunuz. Upgrade'den kastım geliştirmek. Bilmeyenler için söyleyeyim. Evet, şimdi Beyaz Saray'a girdiğimiz zaman şurası. Burada 3 tane silah var. Şöyle de bir şey var, Gunner. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Denemedim, bilmiyorum o yüzden. Ben şunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde de bakın böyle özellikler var. Oo, benim bu arada available 50 puanım varmış. Bak, kullanılabilir 50 puanım var. Şunu arttıracağım. Ben buna basacağımı düşünüyordum. Upgrade, upgrade, upgrade. Zaten şunu fullleyince 20 kaldı gördüğünüz gibi. Burada daha çok rifle, bu ne diyor mesela? %5 assault rifle damage arttırıyormuş gördüğünüz gibi. Bunu da fullledik. Bir de şöyle bir şey var abi. Bu ne bilmiyorum. Bu ne? Bak, buna vermeyi ben es geçmişim. Daha sonra bunu düzenleyebiliyorsunuz. F'ye basılı tutarak hepsini silip baştan yapabiliyorsunuz. Neyse, bunu göstermiş olduk. Mete şunu kullanıyor. Grenade Launcher. Crossbow var, hiç görmedim. Ben Sniper kullanıyorum. Onun dışında egzotik silahımı göstereyim arkadaşlar. Oyunda 27 TL verip ekstra şu silah işte. Evet, egzotikmiş ismi. Bu silahı da egzotik olarak aldım. Bir de şu perkler var. Şu başlangıçtaki adamla konuşuyorsunuz. Şurada perkler açılıyor. Buradan da yine şunları aktif etmeniz lazım. Bunları zaten oyun içerisinde ilerledikçe kazanıyorsunuz şu puanları. Hepsini buralara dağıtıyorsunuz. İşte daha fazla çanta kapasitesi, İşte şarjör kapasitesi falan filan, bunların hepsini açıyorsunuz yani. Evet, bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.